Arkadaşlar hepinizi seviyorum canlarım. Versece amına koyayım Herkese selamlar dostlar. 15 Ağustos 2023 Daha tahminleriyle hepinize selamlar. Ekranda muazzam bir görüntü var. Öncelikle hem cumartesi günü hem de pazar günü kazan sağlayan herkese tebrikler. Özellikle cumartesi günü 2 fire verirken pazar günü sadece 1 fire verdik. Ve şöyle ekranda görüyorsun. Brentford var. Chelsea'nin varı. 1-1 skoruna kadar verdim. 2-3 golümle yüksek orandan 1.90'dan verdim. Sivas Samsun. 1-1 skor. Matsun'un 0-0 iki çifte şans. Adana Demir'in 2 golü. Fenerbahçe'ye alır 2 gol. Strasbourg KG var. Göztepe'de neler kaçırdı girmedi. Yani muazzam bir hafta sonu geçirdik. Kazan sağlayan herkese Bol bol bereket versin. Diyeceklerim bu kadar. Muazzam gerçekten. Yani tabloya baksana gurur tablosu ya. Maşallah. Dilinizin ısırın diyorum sadece. Devam. Fenerbahçe mücadelesine toplamda yüksek misli de. Yüksek misli de dediğim gibi ara ara böyle yüksekler önereceğim. Çok güvenim oldukça 5.000 misli önerdim dostlar Fenerbahçe'nin galibiyetine. Yani ben burada anlatıyorum bakın. Açıklamaya bakın. İyi iyi dinleyin. Anlatıyorum baylar. Ben bir bahis verirken sadece oyuna bakmam. Şöyle bir düşüncem var. Deprem takımlarına biraz göz kaparlar mı? Bunu bile düşündüm fakat Fenerbahçe'ye burada olacağını sanmıyordum. Şöyle bir şey var. Bizim Süper Lig'de isteyen inansın ister inanmasın. Maçta her türlü müdahale var beyler. Yani ben her şeyi düşünerekten bahis veriyorum Süper Lig'e. Yani hakem kararları ilk haftadan başladı zaten. Biliyorsunuz klasik. O yüzden ben her şeyi düşünerekten veriyorum ve 5000 misli önerdim. Cartına curtuna girmedim. Doğrudan 5000 misli. Fenerbahçe'nin galibiyetini Avrupa'da 1.30 oranı vardı. Dedim basın dedim. Önermek, millete önermek zaten. Fenerbahçe'nin zaten şöyle söyleyeyim. Çoğunuz kazanacağını bilir zaten. Değil mi? Fenerbahçe kendi evinde ilk mücadele kazanır. Fakat millete bu şekilde bir kasa yönetimi yaparaktan da oynatmak yüksek mislileri mevzu zaten tamamen o. İşte biz de bunu başarıyoruz diyelim. İki tane daha yüksek misli verildi. Onlar ekrana gelsin. Adana Demir'in iki golü bin misli olarak önerdim. Adana Demir'in ben iki gol atmasını bekliyordum. Yani o golü yemeseydi Rize 1-1 yaptı ya. İkinci golü atacak gibi değildi Adana Demir. Öyle oynuyordu. İleri çıkmıyordu yani. 1-0'a razıydı diyeyim ben size. O golü yedikten sonra Adana Demir attı. Oradan yakaladık. Bin misli önerdiğim bir tane daha bahis O da ekrandadır zaten şu an. O da arkadaşlar bir golden yaptı. Genk mücadelesine 1.5 üstten yattı. 23 şut daha sadece bir gol çıktı. Yapacak bir şey yok. Bu şekildeydi. Ana kombine tekrardan kazandı. Cumartesi, pazar, hafta yani şu an ana kombinlerde muazzam bir seri var. Ana kombinemizde Fenerbahçe'nin ilk yarı kazanırıydı. 1-51 orandan bir de Adana Demir'in 2 golü. 2-0-2'lik oranı vardı. Bu şekilde önerdiğim bir kombineydi. Değerlendirenler, kazananlara tebrikler. Ana kombinem de bu şekildeydi. Ya yani dediğim gibi videoya like gelirse ben de sizlere bu ana kombinlere vereceğim. Geçtik diğer görsele. Skor, kupon ve skor diyelim. Samsung maçına YouTube'da zaten anlattım. Ama katıl grubunda zaten ben böyle kuponlaştırıyorum. Bakın Matsu'nun sıfırı direkt tekli olarak önerdim. Altına yazdım ki doğrudan skor 1-1 bir bir bekliyorum bakın. Doğrudan 1-1 bekliyorum. O şekilde altına da açıklamamızı yazdık yakaladık. Alternatif kombinemiz vardı. Sakarya maçının varından gitti. O da zaten girmedi. Göztepe'nin attığı. Ondan da bahsetmiştim zaten. O şekildeydi. Yatanlar, susanlar bu şekilde. Ben de sizlere bir adet skor yarışması yapalım dedim. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe maç Halil Mert Güney isimli arkadaşımız kazandı. Instagram'dan bana ulaşabilir. Sizce Galatasaray Jupjana mücadelesi de ne olur? Sizlere sorduk. Kazanan bir arkadaşımızı gruplara alalım. Maç skorlarınızı yoruma yazmayı unutmayınız. Herhangi bir iletişim, soru, görüş, öneri her şeyi benim için buradan Instagram'dan Kangal Bey. Bakın Kangal Bey olaraktan ikiye ile buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Baylar benim sizden beklentim. Bakın videolara kupon veririm ben. isteyen çok fazla oluyor. Ama videolara artı 300 seviyesindeki like gelmesidir. Tek şartım bu. 3000 kişi izliyor. 3 kişi, 300 kişi beğenmiyorsa ben zaten kuponu vermem. Ana kuponu yapıyorum ben zaten. Zaten YouTube'da verdiğim benim ana kupondu. Gruba zaten veriyorum ben. Adamlar bizi destekliyor. Ücret ödüyor aylık olarak da. Onlara zaten şey yapıyoruz. Ama siz de artı 300'ün üzerine geçin. Ben videolarda her zaman veririm. YouTube grubunda da veriyorum. Şeyde de veriyorum. Zaten benim amacım burada bir nevi güvenli maçlarda herkese bir nevi kazandırabilmek zaten. Ama like'larınızı bekliyoruz yani. Başlayalım isterseniz. Dostlar 5 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlardan almaya çalıştım. Bugün biraz riskli olabilir. O yüzden değerlendirecekleri şimdiden ona göre bir değerlendirme yapabilirler. Makabi Ayfa ile Bratislava mücadelesi. Ben bu Bratislava'yı da izledim. Makabi Ayfa'yı da izledim. Hatta ilk mücadelede ben zaten doğrudan 2-3 gol tercihini ve Maccabi Ayfa'nın o maçta kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Ama 1-1 veya 2-1 skor çıkar diye düşünüyorum. Dakika 15'te goller geldi. Dakika 15'te maçta 3 gol oldu. Öyle de bitti. Şansımıza yakaladık orada. Ana kombininin de içinde ediyor 2-3 golü. Ben burada Bratisl Bratislava'nın biraz açılabilir ama Maccabi Ayfa'nın buradaki ben oyun üstünden kopacağını düşünmüyorum. Ben burada Maccabi Haifa'nın atacağı iki golü güveniyorum açıkçası. Yani oynayan bir takım olduğu için Maccabi Haifa takımı ve Avrupa'da bu sezonda gerçekten güzel işler yapabilir. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.35 gibi oranı var. Maccabi Haifa bence bu maçta iki gol atar ki Bratislava takımı yeri gelecek risk alacak uzun toplar uzun toplarda koşulları da iyi yapan bir Maccabi Haifa varken ve çift forvet oynuyor dostlar. O yüzden evin atacağı iki gol burada değerlendirme altına alınabilir. Galatasaray'la Luzuklan'a mücadelesi sizce maç skoru ne olur diyerekten sizlere sormuştuk. Yorumlara yazabilirsiniz aynı şekilde baylar. Ya benim düşüncem şu yönde arkadaşlar. Galatasaray maçı burada kazanabilir. Doğrudur. İlk maçı zaten 3 aldı. Fakat ne kadar kasar. Ya benim için o önemli. Maçın kaç golle biter ona yakalayalım dedim. Galatasaray'la delikteki ilk mücadelesinde berabere kaldı. Yani kadroda bir uyumsuzluk. Mesela bir tane pozisyon var. Zaha Kerem'e veriyor. Kerem Zaha arkaya koşu atıyor. Dönmüyor. ve Dönüp vermiyor yani bilmiyorum kastı mı yani bilmiyorum art niyet aranabilir mi aranmaz mı ama bir şeyler var yani. O yüzden Galatasaray'ın burada ben bir e, kendi biraz daha kendine gelip kazanmasını bekliyorum. Zaten rakibi 3-0 yenmesin. Fakat 4.5 altında kalırsa 1.46 dostlar. 1.12 yerine maçta 5 gol olmaz diyerekten de oranı 1.46'ya kadar da yükseltebiliriz. Değerlendireceklere bol şanslar. Servet Diler Rangers mücadelesi Burada ilk mücadele 2-1. Ayrında bitmişti sanırım. Doğru 2-1 bitti. Maçı da izledik. İyi erken dakikada bir penaltı geldi. Oradan tekrardan Rangers attı. Servet de attı filan derken 2-1 mücadeleyi bitirdiler. Şimdi burada risk alacaktır. Tempoda olacaktır bence. Ev sahibinden nebene çıkası kanat organizasyonları ve özellikle kanatları daha çok kullanan takım Rangers takımı. Maçta ne olur bilmiyorum ama skor avantajını biri alırsa her iki takımda basacağı için mücadeleli kornerler çıkabilir diye düşünüyorum. Kornerlerin çıkması bize kazandırabilir. O yüzden üst korner açılacaktır. Şu an açık değil. Fakat baremde 8.5 olacaktır. Muhtemelen değerlendirecekler burada direkt corner tercihini değerlendirebilir. Sturm Graz'la PSV karşılaşması. PSV mücadelesine de beklentim benim şu yönde. ilk mücadeleyi zaten çok rahat bir şekilde kazanan bir PSV takımı vardı. Biz de yüksek misli olarak orada 2000 misli olarak PSV yapmıştık. Mücadele 4-1 bitti. Sturm Graz burada çevirmeye oynar mı? Bilmiyorum. Oynarsa burada eğer de ideale yakın bir kadro çıkarsa PSV tarafından da PSV'de ligde oynadığı mücadelede ilk yeri birine vermiştik. 45 artı 3'te gelen golle ilk yarımıza kazanmıştı cumartesi günü. Ben burada şöyle bir önerim olacak. Ya Sturm da oyun içine gireceği için gol atma ihtimali de var zaten. Tempolu bir mücadele tekrardan olabilir. O yüzden mücadele genelinde tekrardan ilk mücadele gibi gollü geçme ihtimali var. 2.5 üstte 1.38 gibi oran vermişler. Tek tercihim burada 2.5 üst olarak da değerlendireceğim. Marsilya ile Pana. Ya bu maç beni şaşırttı. İlk mücadele. Ben almadım bu maçı hatırlarsanız. Böyle artı bir olaraktan da önerdiğim mücadeleydi. Yani sıkıntılı bir maçtı. Ben Pana'ya biraz kapalı kutuydu. İzlemediğim bir takımdı. gerçekten iyi oynadılar. Ya yani Marsilya ben oranlar biraz beni zaten şüpheye düşürmüştü. Marsilya'nın o kadar oranı olması falan. Dedim Pana iyi takım mıymış yani. Avrupa'da da son yıllarda çok mücadele etmiyor. Geçen yıl bir Sparta PRA elendi. Onun dışında Yunanistan Ligi'ne de bayı salan biri değilim açıkçası. Ama gerçekten şaşırttı beni. Fakat ben burada Marsilya'nın kazanmasını bekliyorum. Neden? Hafta sonunda oynadığı bir rahat mücadelesi vardı. O mücadelede rotasyon mu yaptı bilmiyorum. Fakat e, Pana mücadelesinden tam 4 oyuncu farklı oynadı dostlar. O 4 oyuncu bu mücadelede Abumayak mesela, Harit, e, Sar. Bu isimler yedekli. Bir tane daha vardı unuttum adını. Genduzi mesela ilk 11'e giremiyor mu ne oldu? Geçen yıl çıkmaz mı ilk 11'den? Ya teknik adam değişikliği falan derken bilmiyorum ama. Marsilya'nın ben burada kazanmasını bekliyorum. Hatta kombinlere girebilecek mi mücadele? Mahsuni bir... 1.36 alınabilir. Oran yükseltmek isteyen de 4.5 altında 1 yaparsa da 1.59. Yine yani bu mücadele kısır bir mücadele olabilir. Ya maksimum 3 gol çıkar gibi geliyor bana. 4.5 altında birinin oranı 1.60 seviyesinde. Değerlendirecekler orada da bir değerlendirme yapabilir. Değerlendirecekler bol şanslar. videoyu kapatıyordu az daha. Bir selam verelim böyle ve kapatalım ya. Dostlar. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten nazar değmesin. Şöyle masaya da vuralım. Güzel gidiyoruz. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.